Merhaba Şim. Hoş geldin. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Güney Kore'de düzenlenen 14. Aerobik Jimnastik Dünya Şampiyonası ve Trabzon'da düzenlenen Dünya Okul Sporları Olimpiyatlarında altın madalya kazanan Ayşe Begüm Onbaşı ve aynı kategoride gümüş madalya kazanan Deniz Şahin ile Mehmet Ercoşu makamında ağırladı. Sözlerine Ayşe Begüm Onbaşı'nın ailesine tebrik ve teşekkürlerini ileterek başlayan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün şunları söyledi. Tebrik ediyoruz. Son telefonda görüşmüştük. Ben ondan sonra bir aylık aşağı yukarı bir rahatsızlığından dolayı burada bulunamamıştım. Vesile bugüneymiş. Ne haber çocuklar? İşte güzeller bunlara. İyi, siz nasılsınız? Tebrik ediyorum. Ayşe Begüm'ü şöyle söyleyeyim. Bundan 6-7 sene öncesi ilk bu bayramlardaki aktivitelerde daha böyleydin, daha küçüktün. O zamandan hep o gülen yüzüyle hatırlıyorum. Hükümetin önündeki aktivitelerde, bayram törenlerinde hep beraber çıkıyordunuz. Evet. İnşallah bu başarılarınız daim olsun. Tabii ki Manisa Büyükşehir Belediyesi bünyesinde sizleri lisanslı sporcu olarak ağırlamak bizleri de fazlasıyla mutlu ediyor. Hocanızın, ailenizin vermiş olduğu destek ve katkılarla yardımcılarımızın, hocalarımızın da daha nice başarılara inşallah sizleri görmek bizleri ve ülkemizi daha fazlasıyla mutlu edecektir. İnanıyorum ki bu başarılar arka arkaya devam edecektir hocam. Trabzon'da da yeni yapılan o turnuvada yine başarılara imza attılar. O vesileyle bu başarıların daimi olmasını temenni ediyorum. Salmak yok, daima çalışmak, çalışmak, çalışmak. Sonuçta başarı kendiliğinden geliyor. Bu her şeyde böyle. Bu hayatın içinde bulunduğun her türlü makam ve mevkilerde de bu böyle. Çalışırsan oluyor, çalışmazsan olmuyor. Bizim sadece size nacizane tavsiyemiz bu olacaktır. Hocalarınızın nezdinde ve ailelerinizin de bu konudaki katkılarıyla inşallah çok daha güzel başarıları inşallah imza atacaksınız. Ve gururumuz olacaksınız. Türkiye'nin bugün gurur abidesi oldunuz. Bu sizlere bir kere daha söylüyorum, şımartmasın. İnşallah bu başarıların daimi olması ülkemizin en iyi noktalarda İstiklal Marşı'nı çaldırmak suretiyle en güzel duyguları bize yaşatıyorsunuz. İnşallah bundan sonra da bu duyguları hep beraber yaşarız. Bizler de Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak, Manisa Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü olarak imkanlarımız neyse elimizden geldiğince her türlü katkı ve desteği vereceğimizi bilinmesini istiyorum. Üzerimize düşen ne varsa fazlasıyla, daha da bundan sonra artı koymak suretiyle bunu vereceğiz. Ki biraz önce Belediye Spor Kulüp Başkanımız Mehmet Bey'e de söyledim. Biliyorsunuz bundan 5-6 ay öncesi yeni bir spor salonu içinde her türlü fitness aletlerinden kapalı salon itibariyle soyunma odaları çok modern bir tesis kazandırdık Manisa'ya. Geçenlerde gördüm FES'te ufak bir salonda galiba bir çalışma oluyor. Tabii ki şartlar, durum bunu teknik kadrolar olarak sizler bileceksiniz. O salonda da çalışmaya her zaman böylesine başarılı oyuncularımız, sporcularımız o salonu kullanabilirler. Fitness alanlarını kullanabilirler. Zaten onlar için yapılıyor. Bunun da artı ücretini vereyim size. Sağ olun, çok teşekkür ederim. Tabii bugün buraya gelmiş olmanızdan dolayı da küçük bir ödüllerinin karşılığı kendilerini mutlu etmek arzusundayız. Başkan Ergün şampiyon sporculara teşvik ve katkı olması sebebiyle plaket ve altın takdim etti. Olmuş olman sebebiyle Allah nazardan saklasın. Evet.
Kulüp olarak tüm branşlarda başarı hedeflediklerini vurgulayan Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulüp Başkanı Mehmet Güzgül'ü şöyle konuştu. Maalesef bazen çok erken yaşta ben oldum diyoruz. İşte olmadı. Yani Ayşe Begüm de olmadı daha. Yani bizim beklentilerimiz noktasında olmadı. Kendi beklentilerinde de olmadı. Daha bunu yukarı götürmesi gerekiyor. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e verdiği desteklerden dolayı teşekkür ederek sözlerine başlayan antrenör Gürkan Erse şunları söyledi. Sporcularımızla ilgili olan bölümde de onlara da çok büyük bir görev düştü. Onlar da bu görevi aklıyla yerine getirdiler. 10 günlük bir boşluktayız. Sosyal aktivitelere başlayacağız. Eylül ayında Akdeniz oyunları var. Mersin'de organize edilecek. Akdeniz oyunları. Olimpiyat mı? Akdeniz oyunları da geçiyor. Mediterranean Games. Hani orada da tekrar bir Akdeniz'deki ülkeler mi katılıyor? Doğrudur başkanım. Akdeniz ülkelerinin katılımı olacak. Onun dışında Kasım ayında da Manisa'da kulüplerimizin son müsabakası olacak. Yani en yakın şu anda Akdeniz oyunları arttı. Tabii ki kendi ilimizdeki müsabakada inşallah güzel bir şekilde bu yılı kapatıp önümüzdeki yılın planına şimdiden başladık ama o şu sezonu bir atlatalım. Böylesi önemli bir ekibin parçası olmaktan duyduğu mutluluğu ifade eden Büyükşehir Belediyespor Yönetim Kurulu üyesi Haşim Elmalı da şöyle konuştu. Hocam bizim spora bakışımız başkanımızın spora bakışının bir aynası. Yani başkanımıza ulaşamadığımız yerlerde yapıyoruz biz görevi. Yoksa spora bakışımız, ülke insanına bakışımız, İstiklal Marşı'na dinlemeye bakışımız başkanımızla aynı olduğu için problem yok. Sizle tanışmaktan mutluyuz tabii biz yani. Böyle bir ekiple olmaktan da mutluyuz. Son olarak Başkan Cengiz Ergün ve beraberindekiler şampiyon sporcularla hatıra fotoğrafı çektirdi.